Beri'nin Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süreli bir hastalıktan sonra ilk videom olacak bu. Hala sesim de bir tuhaf. Önce birkaç kutu açmayla başlayalım. Bu 3 saatlik kutuydu. Bundan sonra şu 4 saatlik kutuyu da açacağız. Buradan da 15 tane gemi parçası düşecek. Hazır çıkmışken bir gemi, aynen. Bunu bir güçlendirelim. Bayağı da iyi olacak. Güzel harika. 7230 oldu bunun gücü. İleride kullanabilirim. Şuradan geri dönelim. Buradan da 8 saatlik kutuyu açacağım. Ondan sonra yeni kutular düşünce bakarız. Geçen haftayı 3000 puanla tamamladım. Şampiyon kupasına ulaştım. Şu anda 3200'e yakınım. 3800 zorlar mıyım bilmiyorum açıkçası. Şöyle bakıyorum. 3800'e yakın olan 9200'lük gemisi var adamın. Bunun 7600 var. Benim de 7000 küsürlerde gemilerim var. O yüzden düşüncem o ki ben de yapabilirim. Bu hafta mı olur, gelecek hafta mı olur bilmiyorum ama bakalım. Gemi olarak görevi sonra yaparız. Ben favori gemimle gideceğim. Hattori Hanzo alacağım. Hattori Hanzo çok çok etkili. Oyunları kazandırmada gerçekten çok 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 yardımcı oluyor. Muhtemelen açık ara en iyi kaptan diyebilirim. Onu da uygulama olarak gösteririm ve anlatacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu gemi de şu anda benim en favori gemim. Hem çok hızlı hem de crossbow'u çok seviyorum. Fakat bu map benim en sevmediğim map. O yüzden sol tarafta ne zaman gidersem gideyim ölüyorum. O yüzden bu taraftan geçeceğim. Bakalım. Şimdi bu map'te şu anda çok işe yaramayacak şu ilk 15-20 saniye bu aldığımız kaptan. Ama ondan sonra hem alanı korumada hem alana ilk ulaşmada alanda kalma açısından çok çok etkili. Şuraya bir saldıracağım. Şuradan adam çıktığında yani şu an görünmez olabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda beni göremiyorlar. Ben şurada arka tarafa saklanacağım. En azından gördüğünüz gibi şu anda yarıya doldurduk. Neredeyse full'e gelecektik. Benim takıma zaman kazandırıyorum. Hazırda 5 saniye kaldı. Birazdan tekrar görünmez olacağım eğer işler kötü giderse. Bakalım şuradan döneceğim. Şu adamı kesmeye çalışacağım. Aynen, şimdi görünmez olma zamanı. Hazır cooldownlarken ve silah soğurken o yüzden görünmez olmak çok iyi. Gördüğünüz gibi şu anda kimse yok burada. Sadece ben varım ama beni kesemiyorlar çünkü beni görmüyorlar. Şu an bunu da kesip çıkmak istiyorum buradan. Aynen, çok az bir canım var, görünmez oldum ama takıma zaman kazandırıyorum hala. Ben olmasaydım muhtemelen şu anda %30-40 olurlardı. Şu an biraz korkutucu anlar. Evet, artık ölme anı geldi. O yüzden full saldıracağım. Bekleyeceğim ki bizim takım yetişsin ama şu an çok kötü bir takıma geldim anlaşılan. Tekrar görünmez olduk. Bizim takım hiçbir zaman gelemedi. Yaklaşık 2-3 dakika oldu ve hala bekliyoruz ki gelsinler. Bir kişiyi daha kestik. Muhtemelen öleceğim bu sefer. Yine görünmez oldum. Hala zaman kazandırıyorum takım ama bizimkiler hala gelecek, hala gelecek. Muhtemelen bu sefer kesin olarak alacağım. O yüzden ben saldırıyorum öncelikle. Şunu bari düşürebilirsem. Bunu da düşürmeye çalışacağım. Yani nihayet öldük. Bence aşırı iyi oynadım. Ama harbiden takım kötü şu anda. Çok fazla zaman kazandım. Çok fazla damage vurdum. Şunu yaptım, bunu yaptım. Damage'in çok küçük bir kısmını yedim orada neyse ki. Şimdi tekrar bu karanlık bölgeden geçeceğim. Çünkü ön bölgeden benim savunmam ve canım çok düşük. Hemen ölüyorum. Gördüğünüz gibi ben öldüm. 1 dakika dayanamadılar. Tekrar yalan oldu orası. Görünmez olacağım. Gidene kadar gitsin istemiyorum. Bu oyunu pek kazanacakmış gibi hissetmiyorum. Takım çok kötü gerçekten. 2 ve 5 gibi hissediyorum açıkçası şu an. Aynen, bunu da yedik. Şimdi fokusu yersek öleceğiz. 3 saniye 4 saniye diyor. Şu hata yaptıktan sonra birini aldık. Bunu da biraz demir çoğuracağım. Şimdi görünmez olma zamanı.
Bizim takım aşırı etkisiz, aşırı etkisiz eleman. Şunun peşine bırakasım yok. Bu başkanı kesmeye çalışacaktı ama. Görünmez olmaya çalıştım. Bizimkiler geldikleri gibi ölüyor gördüğünüz gibi. Ama biz... Buradan bir kişiyi daha aldım. Kaçmaya çalışacağım. Kaçabilir miyim emin değilim. Tekrar görünmez olmak istedim. Çünkü hala bizim takımdan eser yok. Şuna bakın ya. 4 kişi. Hep oradalar. Hiçbiri buraya gelemedi şu ana kadar. Yani şu anda açıkçası biraz da ölmek istiyorum. Bu oyunun kazanabilitemiz yok. Oyun sonu democa bakarız. Ben dayanabildiğim kadar dayanacağım. En azından damage kasacağım. Yani bir amaçsızım amaçsız. Atağımı şuna çevirdim. Şurada gördüğünüz gibi damage'ı biraz dodge'ladık orada. Tekrar görünmez olduk. Adamın canı çok az. Bizimkiler şans eseri kalabalık geliyor. Ben ölmezsem iyi iş çıkarız burada. Tamam, bu sefer şanssızlık. Fokus bana döndü. Bizim takım yine feedleyecektir burada. Ölecektir, o yüzden oyunu kaybedeceğiz muhtemelen. Bir kill geldi zaten. Bizimkiler bir tanesini aldı. Bizden bir kill daha geldi. İlginç bir şekilde orada düşmanlar varken bana döndürdüler şeyi. Biz bir kill daha aldık. İlginç bir şekilde dayanıyorlar. Keşke ben de orada olabilseydim. Ben de etki alabilirdim ama hiçbir zaman fokus yememiştik. Bu sefer yedik ve yediğimiz anda da öldük. Sol taraftan mutlaka bayağı bir damage içeceğim. Bakalım. Ölecek miyim diye düşünüyordum. Bakalım bunu almaya çalışacağım ben. Muhtemelen benim damage'imi yapacak adam. Zaten heal'ı da var. Ben görünmez oldum. Ölmek üzereyim. Bundan sonra damage'im fazla çıkacak ama bizim takım o şeyi kaybetti. Buradan da çıkamayacaktır geri. Ben de öleceğim artık. Bitireceğiz burada oyunu. Şunlardan gezip kaçmaya çalıştım ama olmadı. Bakacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 146 vurmuşum. Bizim takım 70, 50, 50 vurmuş. Rakip takımın damage'ini toplasanız neredeyse benimki kadar edecek. Yani çok da söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Bu videoda böyle olmuş oldu. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Benim genelde maçlarım böyle oluyor. O yüzden 3800'e gitmek konusunda iddialıyım. Sadece gemiden dolayı değil, oyundan dolayı da öyle hissediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.